Nermin'cim mutfağı neden beğenmedin? Mutfakta hiçbir şey yapılmamış Kadir. Mesela? Bir gider yer var orada köşede. Ocağın köşesinde. Leğene baya baya suyu yapardı. O duvarı bir güzelce baştan sona yıkayıp, hortumla da güzelce durlayıp, o altında güzelce mis gibi fırçalayıp o giderden götürürdü ki giderdeki çöpleri çıkarmamış daha. Giderin içi böyle yumak yumak çöp dolu. Tezgahın altı tamamen örümcek ağı. Ben iyice baktım. Buzdolabı zaten leş gibi. Tabii canım, 4 saat boyunca ben hiçbir şey yapmadım. Burada göbek attım. Yavrucuğum, belki ben de yapamam ama yani şu an ben gördüğümü söylüyorum. Her şeyi düşünerek söyleyin. Her şeyi gördüğünüzü söyleyin. Ocak tarafı duvarı ya, ocak tarafının duvarına baktığım zaman insanın midesi bulanıyor. Bu yerde temizlik yapıldı belli etmiyor ki. Şu anda temizlik yapıldı belli olmuyor mu? Olmuyor. Yani ben bu eve hayatta temizlik yapılmış demem. Peki, şu kılıflar hariç. Tamam, Melih evet. 4 saat boyunca ne yaptı bu evde? Soba borusu orada, küller her yerde, o pis kurumlar her yerde. Gönül onun içinde ev temizliyor. Mutfağa geçtim, kirli sular yerlerde, Melih'a orada deterjanlar, şunlar bunlar. Melih'a. Ben Gönül ablaya takıldım ya bir kere. Banyo için ne diyorsun? Banyo için yorum bile yapmıyor. Peki senden puanını alalım Nermin. Aa, derim mi? Evet. Nermin, haftanın ikinci günün ilk puanını vereceksin ve Meliha'nın yaptığı 4 saatlik temizliği adaletli olarak kaç puan veriyorsun? Buyur. Yazıklar olsun sana Nermin. Gönül ablaya 4, bu eve 1. Benim elimde olsa ben bunu bile vermezdim. Bence sen puan verme Nermin. Ben bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle bir kabul etmiyorum. 3 yere de girdim. Benim elimde olsa ben bunu da vermem. Sen bence hiç puan verme. Biz burada temizliğe puan veriyoruz. Benim bildiğim böyle. Ve ben bugün hiçbir şekilde bir temizlik görmedim. Ben Nermin'cim, şimdi biri nereye verdin? Yani hiçbir yere vermedim. Camlar, kendi kendime verdim. Bak burada şimdi camlar boş silindi. Boş boş beklediğime verdim. Bak camlar silindi. Yerler silindi. Koltuk kılıfları yıkandı. Tüller yıkandı. Mutfağa makine girildi. Makine yıkadı annem onlar. Sen elini yıkadın mı ya da o elini yıkadın mı? Peki sen gününde ne yapacaksın Nermin? Makine yapmayacak mısın? Ben de Melia gibi oturacağım. Melia yerinde oturmadı. Demek arkadaşlarımız da yorum yaparken adalet çerçevesinde yorum yapıyoruz. Ben adaletliyim. Puanını değiştireceksin Nermin'ciğim. Ben değiştiremem. Değiştirmek ben zorundasın çünkü format etmiyorum. Gereği 3 odaya giren biriye 1 puan veremez. Buyur. Bir nedir yani? Mübarek Ramazan ayındasın. Biraz vicdan, adalet. Adalet bir puan değil. Ben kabul etmiyorum. Gönül ablayı 4 ver. Aynen öyle. Gönül ablayı 4 ver. Bak kıyaslama yapmıyorum. Ben 2'yi veriyorsam isteğimle veriyorum. Sana taktın kafayı. Ben sana takmadım. Bak ben sana yaptığım yorumu söylüyorum. Kadir ben istediği için veriyorum. Ben sana 3 verdim. O sana 5 verdi ve ben sana 2 ya da 1 vermedim Gönül abla. Hayır, siz ikiniz aşağıda koalisyonu güzelce kurdunuz. Dediniz ki ya olsun ya bu olsun. Öyle bir dünya yok. O zaman siz de yan yana. Demek siz de aynı bir koalisyonu kurdunuz. Neden bir veremezsin? Abi bu yok, yan yanaydınız ya. Yan yana olur da öyle olur. Ses tonu. Emek verdi. Bir saniye. Ben sana sevdim. Hayır. Yapma, kendini savunuyor. Onda benim aramda bir yaş var. Biz burada tamam, sağ değiliz. Hayır, benim yapmana sana gerek demek yok. Senin. Burada Gönül tamamen saniye, gönlün, Gönül ablaya söylemediğin laf kalmadı. 4 veriyorum dedin. İyi yapmış. O zaman iyi yapmış, o zaman 5 verecektin. Ben sana vermediğime verdi, pişman oldum. Allah seni inandırsın. Bugünden sonra pişman oldum. Bir puan fazla verdin. Ya gerekirse bana da ver. Ya avukatlığını yapma. O kendini savunabiliyor. Hiçbir zaman verdin. Sen de aynı durumda olsan seni de savunur. Evet, kesinlikle ben de savunurum. Gönül ablaya nasıl puan verdiysem yerinde, hakkaniyetli, ona da o şekilde verecektim. O da benim akrabam değil. O da benim tanıdığım değil. Hiçbiri benim tanıdığım değil. Yani kimseyi kimseden ayıracak bir yükseklikte ya da bir alçaklıkta değil yani benim için. Nermin, puanını değiştirdin benim zorumla. 2 yaptın. Teşekkürler. Semat, senden devam edelim. Sen halının silinmesini istedin. Arkadaşlar da dediler ki halı boşu boşuna silindi. Hatta halıyı bilerek sildi. Duvarı silmemek için oyalandı dediler. Ne diyorsun bu konuya? Melihacığım, öncelikle eline emeğine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi halıyı tamamen gerçekten çok kirliydi ama açılmış yüzü. En azından yani üstüne basabilecek bir seviyeye gelmiş. Teşekkür ederim sildiğin için. Teşekkürler. Yani Nermin Hanım'a şu konuda da katılıyorum. İşte orada örümcek sallanıyor. Peki bir şey söyleyeceğim Semat abla. Bir tek orada örümcek gördünüz. Hayır. Banyoda da yok, salondan bahsediyorum şu anda. Salondan, tamam. Nermin
bir susar mısın? Sadece salondan bahsediyorum. Bir tek orada örümcek gördüm. Bir tek orada gördüm. Var evet salonda. İlk geldiğinizde örümceklerin hepsine baktınız mı? Baktım. Dolabın arkasına baktım. Kadar. Var mıydı baktım. Peki şimdi? Dolabın arkasında var. Dolabın, buzdolabı senin arkasında almamışsın. Buzdolabından bahsetmiyorum. Ben salondan bahsediyorum. Buzdolabının salondaki dolaplardan bahsediyorum. Buzdolabının arkasında ben yerden bahsetmiyorum. Buzdolabının kendi gövdesinden bahsediyorum. Buzdolabının arkasını silemezdim çünkü elektrik çarpıyor. Fişini çekerdim. Fişini çekmedim. Fişini yani çekip hani arkasını, içindeki... fişini çekip arkasını silebilirim. Şimdi ben fişini çekmedim evet ama her yerini sildim. Ben bana da geçtim. Şey mutfağın o kenarlar var ya fayansların bir, yani bitiş yeri. Evet. Bitmiş. Sildim. Kireç çözücü döktüm. Duruyor ama. Sildim. Duruyor hep toz. Yani onlar yapışanlardır. Ben sildim. Banyoda da aynı problem var. Klozetin içi simsiyah duruyor. O çıkmadı. Yani önceden de kireç çözücüyü ben mutfağa girmeden önce döktüm. Daha önce ben programda izlediğimde aynı öyle simsiyah gördüğümde çıkartıyorlardı. Ben çıkaramadım. Görmüştüm ben çıktığını. Hı-hı. Hatta Kadir Bey'in çıkarttığını da görmüştüm. Ama ben. Her yerini tertemiz çok güzel oluyordu. Temizledim. İçi dışı temizlendi. Evin pisti evet. Evet. Gerçekten teşekkür pisti. Ederim bunu söylediğin için. Evin pisti. Yani dünküne rağmen daha pisti. Evet. Teşekkür ederim. Elin emeğine sağlık. Peki Semat abla ediyorum. Teşekkürler. Puanını alalım senden. Semahat abla yaptığımız 4 saatlik temizliğe kaç puan veriyorsun? Melih Hanım'a puanı 3. Mükemmel. Beğenmedin mi 3'ü? Şu affedersiniz affedersin ama şu iğrenç koku bu evden çıkmamış bir kere ya. Bu koku evden ne kadar... Deterjanlar bu koku evden ya. Gitmez hayatım. Bu koku bu evden gitmez. Bu evi... Sökeceksin. Gönül ablanın işiyle bu işi aynı mı kıyasladın? Ama bravo. Bak şimdi Gönül abla ya Gönül Hanım'ın evinde bu evi pisliği bir değil. Ama bak şimdi. Gönül ablanın evinde bu evi sopa yok Güner Bey. Tutamazsın. O evle bu evi bir tutamazsın. Pislik olarak bak. Ama şu kokuyu bu evde yok edemezsin. Ben pis demedim, temiz demedim ki zaten. Bu ev zaten gerçekten çok pisti. Ama yani beklediğin temizlik var bak, mıydı? Bu ev gerçekten çok pisti. Pisti diyorum zaten. Ben itiraz etmiyorum ki bu konuya. Bu ev istediğim gibi temizlenmeyi bırak. Tezgahın altındaki örümceğinden tut her yere kadar berbat. Melih Hanımcığım ben elimi yani ben de başaramayacağım. Bu ayrı bir durum. Çok teşekkürler Semahat abla. Duygu senden devam edelim. Gönül ablayla devam etsen ben biraz toparlasam. Tamam sakinleşsen biraz daha. Gönül abla senden devam edelim. Evet bu hafta senin üstünden gidecek konu anlaşıldı. Çünkü sürekli yaşmıştım. Konu gönüle dönüyor. Aynen öyle. Gönülün duvarı, gönülün yeri. Melihacığım eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Ev çok kirli. Geldiğimde dedim kadın bunu başaramayacak. Fakat ben sana burada ne isterdim biliyor musun? İyi bir puan vermek için. Ay, duvar. Bak şimdi hayır. Bir göz yeri en azından dört dörtlük yapmanı dört isterdim. Dört dörtlük yapabilirdim mutfağı mesela. Ötekileri ya mutfak ya salon. Hiçbir şey ikisinden birisini dört dörtlük yani duvarını halı yıkama, halı silme. Halı önemli değil. Ama bir tanesini şöyle baktığın zaman gözüme iç açıcı olmasını isterdim. Onu yapmadın. Halbuki ben sana orada uyarı yaptım. Halıyı silmene gerek yok. Sadece duvarını yap. En azından bir göstersin. Gönül örüm ablacığım tekli... bu duvar senin dediğin teknikle mümkün değil. Tavanına kadar simsiyah. Tavanı silme dedim ben sana. Tavanı sil. Mutfağı yapacaktın. Sobalı bir ev. Sobalı olduğu mutfağı için. Mutfağı yapsaydın Melih'a. Zamanım yetmedi yapmadım. Tamam burayı yaptın. Yapamadın. Mutfağa en azından şu yağ lekelerini benim tekniğimi diyeceğim yine. Benim tekniğimi kullanmış olsaydın deterjanların en güzelleri var. İstediğin gibi çıkarabilirdin. Bak bu ev küflü değil. Bu ev sadece kirli. Bak küfü çıkartmak iki yerde çok duvar zor. Sildim. İki yerde duvar sildim. Çok kötü lekeler vardı onları almak için. Yok küf de çok kolay çıkıyor Gönül yok, abla. Yok yok çıkmıyor. Derinlikleri işliyor. Ben Kadir'in çıkardım mis gibi de çıkıyor gördüm. Çıkıyor yani Kadir. Havlu bir benzi olduğu zaman çıkıyor. Hayır çıkanı ya da var çıkmayanı da var. Buradaki sorun duvardaki boya kuru bir boya. Evet. Evet. Yani su bazlı bir. Mutfaktaki değil. Mutfaktakiyle burası yani. Aynı. Burası beyaz mutfağı ve kuru bir boya. Yapsaydın en azından güzelim. Hani bir duvarı yapsaydın. Tezgahın altını silmişsin. Silerken o örümceği hiç görmedin mi? Örümceklerin hepsini aldım. Duruyor. İzlerken göreceksiniz. Ben istersen hepsini sana göstereyim. Aldım. İstersen göstereyim. Hepsini aldım. İnan hiç dokunulmamış yavrum. Ben silerken bile örümcekleri alırken bile Gönül abla örümcekler suyunu yürüyordu. Silerken? Evet silerken bile örümcekler vardı. Gönül abla hızını beğendin mi? Hızlıydı ama heyecanlıydı. Suları çok sık sık değiştirmedin güzelim. Sık sık değiştirmedim. Ben gördüm simsiyah sular. Geldin orada benim yanımda sıktın tekrar diye Nereyi silerken geldin Gönül abla? Koltuğu silerken geldim. Koltuğu silerken? Evet. Koltuklar
koltuklarda o kadar çok çamur çıkmadı. Çoktu çamur. Hayır, koltuklarda yoktu. Bir camda suyum çok kirli. Şu an pis oldu. En güzel. İşte, arkadaş bile sizi uyardı şuradaki siyah sudan dolayı. En güzel yer temiz şeyi. Nereyi biliyorum biliyor musun? Gördüm. Mutfağın kapısını gördüm. Mutfağın çok temiz. Teşekkür ederim. Çok temiz. Nice. Başka yere ben... Beğendin mi mutfağın kapısını? Mutfağın kapısı süper olmuş. Mutfağın kapısını beğenen var mı? Çok beğendim.